Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere saksılarımızda böceklenme sorununa nasıl çözüm buluruz, nasıl bir çözüm yolu izleriz onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar saksılarımızda böceklenmenin birinci sebebi saksı toprağının organik özelliğinin fazla olmasıdır. Ve bu organik özelliği fazla olan toprağın da sürekli nemli kalmasıdır. Birincisi toprak organik, ikincisi nemli olması. Organik toprak ve nem bir araya gelince böcek larvalarının istediği bir ortam ortaya çıkar ve burada besleyici organik atıkları buldukları için rahatlıkla beslenebilirler ve çoğalabilirler. Hatta bazı saksı sinekleri oturduğunuz salonda, oturma odasında size rahatsızlık verecek kadar çoğalabilir. Peki bununla nasıl başa çıkarız arkadaşlar? Birincisi saksı toprağını hazırlarken çok fazla organik olmaması için elinizden geleni yapın. Toprağın organik oranını azaltmak için ne yapmak gerekir? Birincisi ponza taşı kırıkları, kiremit kırıkları, küçük çakıl taşları ve kum ekleyebilirsiniz. Bunun yanında internetten rahatlıkla bulabileceğiniz perlit ve vermikülit ekleyebilirsiniz. Bunların hepsini birden saksı toprağınıza eklediğinizde organik ağırlıklı olmayan, yani inorganik ağırlıklı olan bir toprak yaparsınız. Bu da böceklerin, böcek yumurtalarının, larvalarının yaşayamayacağı bir ortam olur. Şimdi bunu yapma imkanımız yoksa ne yapacağız? Toprağımız organik ağırlıklıysa sürekli sulamayacağız. Su ihtiyacı hasıl olduğu zaman sulayacağız. Şöyle parmağımızla bakacağız. Bakın zaten parmakla tırtıklamaya bile gerek yok. Toprağın nemli olduğunu görebiliyoruz. Yakından göstermek istiyorum. Bakın toprağa dokunmadan daha nemli olduğu zaten hissediliyor. Bu kapasitede nem bulunduran bir saksı kesinlikle sulanmamalıdır. Çünkü nem üstüne nem, nem üstüne nem böcek larvaları için uygun bir ortam olacaktır. Peki ne yapılması gerekir? Şu şekilde toprak yüzeyinin kuru olduğundan emin olmamız gerekir. Bakın görüyorsunuz dokundukça dağılıyor. Bu şekilde bir toprak yüzeyi varsa sulama zamanı gelmiştir diyebiliriz. Saksı bitkilerimizde saksı toprağının üst kısmı nemli ise kesinlikle sulamaya gerek yok. Bakın üst kısım kurumuş gibi görünse dahi şu şekilde bitkimizi saksısından çıkardığımızda bakın alt kısımda nem görünüyor. Bunu da yakından göstermek istiyorum. Bakın yaklaşık 5 gündür sulanmayan bir bitki bu. Üst kısım tamamen kurudu ama alt kısım nemli. Bu nem bitkimize yeter. Hatta bu bitkiyi bugün dahi sulamasak olur arkadaşlar. Hemen burada bir tane daha göstermek istiyorum. Bunlar yaklaşık 5 gündür sulanmayan bitkiler. Bakın görüyorsunuz. Toprağın üst kısmı kuru ama alt kısmı nemli. Bu nem bitkimiz için fazlasıyla yeterlidir. Bu sebeple sulama yapmayacağız. Eğer bu bitki sulanmış olursa böceklere davetiye çıkarır. Bu yöntemleri bilmediğiniz ya da uygulamadığınız için saksılarınızda böcek sorunu varsa ne yapacaksınız? İlk önce şu gibi nemli bir yüzeyde bu işlemi yapmayacaksınız. Birkaç gün sulamayı bırakacaksınız ve saksının toprak yüzeyi kesinlikle kuru olacak. Ardından kesinlikle odun külü olacak arkadaşlar. Güzelce elenmiş odun külü. Bu sunta külü, medefe külü veya boyanmış, verniklenmiş bir tahta parçasının külü olmayacak arkadaşlar. Çünkü bu saydığım işlem görmüş ahşap parçalarında ağır metal içeren bileşikler var. Bu sebeple bitkilerimize uzun vadede öldürücü etki dahi yapabilir. Sadece odun külü arkadaşlar. Odun külü alkali bir özellik taşır. Yani baziktir. Çok fazla kullanıldığında toprağın bazik değerini artırır. Bitkilerin çoğunluğu 6-6,5 pH aralığında yaşamayı sever. Yani hafif asidik bir ortam sever. Biz sürekli odun külü kullanırsak bu topraktaki asitliği azaltırız. Toprak nötr bir yapıya ya da bazik bir yapıya kavuşur. Bu da birçok bitki için sakıncalıdır. Mesela arkadaşlar afralar dahi asidik toprak sever. Yani 5,5-6,5 pH sever. Onun için çok fazla kullanmamız doğru değil. Kül dediğimiz bu odun atıkları daha 100 yıl öncesine kadar en temel bitki gübresi ve en temel temizlik maddesi olarak kullanılıyordu. Hatta atalarımızın bir sözü vardır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Çünkü kül hem tarla bahçe işlerinde vazgeçilmez bir malzemeydi. Hem de temizlik işlerinde vazgeçilmez bir malzemeydi.
sadece kül kullanılarak çamaşır ve bulaşık yıkandığını eskiler çok iyi hatırlarlar arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şu şekilde toprak yüzeyi kuru olan bir saksıya işlem yapıyoruz. Hemen bir çatal yardımıyla bu toprak yüzeyini önce kabartıyoruz. Tabii ki bunu böceklenme olan saksılara uygulayın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi toprağın yapısını hızlı bir şekilde değiştirebilme özelliğine sahiptir. Bu saksı ölçeği küçük olduğu için çok az miktarda çay kaşığı ölçeğinde kullanıyorum. Bu şekilde serpiştiriyorum. Ve tekrar çatalla karıştırıyorum. Bu işlemin ardından birkaç gün yine sulama yapmayacağız arkadaşlar. Bu sayede toprağın nemi kaybedilir ve külün içindeki etken maddelerle de böcek yumurtaları, böcek larvaları yaşayacak bir ortam bulamaz ve saksıdaki böcek sorunundan kurtulmuş oluruz. Yine arkadaşlar külü çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Özellikle ilkbaharın başında ve sonbaharda birer ölçek saksı toprağına karıştırabilirsiniz. Yani 1 litrelik saksıya 1 çay kaşığı kullanabilirsiniz. Ama bunun dışında yaz aylarında yani sürekli olarak 15 günde bir, 20 günde bir, ayda bir kül takviyesi yapmamıza gerek yok. Çünkü çok miktarda potasyum içerir. Potasyumun da bitkilerdeki faydalarından bir tanesi çiçeklenmeyi ve meyve kalitesini artırır. Bu sebeple sonbahara girerken meyve ağaçlarında, meyve bahçelerinde kül kullanımı da yaygındır arkadaşlar. Neden? Çünkü meyve kalitesini artırmak için çiftçilerimiz atalarından aldığı bu derin tecrübeyi hala kullanmaktadır. Ama tekrar ediyorum, sadece odun külü olmasına dikkat edeceğiz. Kesinlikle o lingit kömürlerin, kok kömürlerin yani taş kömürünün külü kesinlikle olmaz arkadaşlar. Çünkü onların içerisinde ağır metal atıkları var. Bu da bitkilerimizin gelişimi için zararlıdır. Kömür külünün kullanım alanı genellikle inşaat sektörüdür arkadaşlar. Yani tarım sektöründe kullanılması hiçbir şekilde tavsiye edilmez. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.